Lan maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Yere ayrılmayın. Sedat Peker son videolarında isim vermeden bazı gazetecilere tepki gösteriyor. O gazetecilerin rüşvet karşılığı karalama haberler yazdığını söylüyor. Yalan haberlerle FETÖ'cü ilan edilen iş adamlarının mallarına çöküldüğünü anlatıyor. Adam diyor, FETÖ'den alırsam hepsi gidecek devlete. Yarısını istiyorlar bizim derinciler. Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de açılan davada rüşvetçi olduğu iddia edilen gazetecilere de yer verildi. İddianamede o gazetecilerden bazıları isim isim açıklandı. İddianamede Sezgin Baran Korkmaz'ın Yalçın Ayaslan'ın Türkiye'deki şirketi Borajet'e nasıl çöktüğü anlatılıyor. ABD savcısının tespitlerine göre Korkmaz rüşvet karşılığı yayınlattığı yalan haberlerle Ayaslı'yı FETÖ'cü ilan etti. Bunun üzerine Borajet basma noktasına geldi. Ve sonunda Korkmaz'ın medya baskısına dayanamayan Ayaslı, Borajet'i yok fiyatına Korkmaz'a satmak zorunda kaldı. Zararı 230 milyon dolar. Bu çok zengin FETÖ'cü olarak bilinen insanlar var mesela. Onların üzerlerindeki tapular, akrabalarının üzerlerindeki tapular, tapu dairelerine bir yazı yazılsın ya. Tapularının yarısı nerelere gitmiş? İddianamede Sezgin Baran Korkmaz'ın kullandığı iddia edilen gazeteciler arasında en dikkat çeken isim Soner Yalçın oldu. ABD savcısı Sezgin Baran Korkmaz'ın Ayaslı'yı karalayıp Borajet'e çökmek için sözcü yazarı Soner Yalçın'ı da yönlendirdiğini öne sürdü. İşte savcının o ifadesi. Riko firmasının yönlendirmesinde Türk gazeteciler Bülent Başköy, Ergün Diler, Ersin Ramoğlu, Mahmut Övür, Soner Yalçın ve Türk gazeteler Takvim, Sabah, Gazeteport, Cumhuriyet, Hürriyet ve Habertürk, Doktor Asyalı, Borajet ve Doktor Asyalı'nın yardım organizasyonu hakkında yalan haberler ve araştırmacı hikayeler yayınlamaya başlamıştır. Gel ulan bu korku, kork. Listede Sözcü gazetesi yok. ABD savcısı Soner Yalçın'ın 23 Eylül 2016 tarihli makalesinden sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın kullandığı gazeteler arasında Sözcü de dahil oldu diyor. Türk gazeteci Soner Yalçın'ın Sözcü gazetesinde 23 Eylül 2016 tarihinde yayınladığı köşe yazısıyla birlikte Riko firması yalanlarını üçüncü bir Türk medya organı üzerinden yaymaya başlamıştır. Yalçın'ın Mücahit Arslan Konuşsa Keşke başlıklı köşe yazısı Riko firmasının Doktor Asyalı ve FETÖ arasında bağlantı olduğuna dair yaydığı yalan bilgileri tekrarlamıştır. Yani sadece bu Türkiye değil ki, yukarıda müslüman efendilerdi işte. Peki Soner Yalçın o makalede Ayaslı hakkında ne yazmıştı? İşte o yazı. Köşenin konusu 15 Temmuz sonrası Amerika'ya kaçan iş adamı Faruk Bayındır. Yalçın Bayındır'ın FETÖ'cü olduğunu yazdı ve Bayındır'ın ortaklarından birinin Borajet'in sahibi Ayaslı olduğunu kaleme aldı. Milyonlarca dolarlık bu paranın kaynağı neydi? Ortaklarından biri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatlarından olan ve polis okullarında ders veren Halil İbrahim Koca'ydı. Ortaklarından diğeri ABD'de yaşayan ve Amerika-Türk Koalisyonu'nun başkanı Yalçın Ayaslı'ydı. Üçüncü ortağı ise Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın eniştesi Abdülkadir Taç Yıldız'dı. Çalık'ın diğer eniştesi Ali Akbulut, FETÖ'nün bankası Bankasya'nın büyük ortaklarındandı ve Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahibiydi. Yani özetle Soner Yalçın'ın köşe yazısında Ayaslı ismi, darbe, cinayet, uyuşturucu ve para trafiğinde geçiyordu. ABD savcısı Soner Yalçın'ın o makalesini gazetecilere rüşvet karşılığı haber yazdıran Sezgin Baran Korkmaz'ın yönlendirmesiyle kaleme aldığını iddia etti. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini donduruyorsunuz, korkuyla bastırıyorsunuz. Üstelik Sözcü gazetesi yazarı Yalçın'ın adı Sezgin Baran Korkmaz'ın satın aldığı rüşvetçi AKP'li gazeteciler arasında yer aldı. Erdoğan destekçisi köşe yazarları Bülent Başköy, Ergün Diler, Ersin Ramoğlu ve Mahmut Övür'ün dahil olduğu gazeteciler listesine Soner Yalçın da dahil edildi. Ama Yılmaz Özdil, benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin.
Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'ın satın aldığı gazetecilerden bahsetmesi üzerine Soner Yalçın köşesinde aynı konuya yer verdi. Korkmaz'ın PKK'lı olduğunu işaret etti ve Korkmaz'ın servetinin araştırılmamasına tepki gösterdi. Öfke doluyum dedi. Kimse bu paraların kaynağı ne diye sormuyor. Para devletin bütün kapılarını ardına kadar açıyor. Türkiye ne hale getirildi? Nasıl kahrolmayız? Para herkesi kazanıyor. Para yemini yutmayan kalmadı ülkede. Hadi kimi gazeteciler hemşehri ilişkisinden Sezgin Baran Korkmaz övgü yarışına girdi. Ya devlet? Bu ülkenin MİT'i, emniyeti, jandarması ve masağı yok mu? Peki iddia edilen o gazetecilere ne kadar rüşvet ödendi? Savcı iddianamede bu bilgiye yer vermedi. Belki de tespit edemedi. Fakat Korkmaz'ın bazı gazetecilere Avrupa'ya ücretsiz tatil hediye ettiği iddianamede yer aldı.